Cenik Belediyesi Kültür Yayınları arasındaki Doçent Doktor Önder Duman'ın 1877-1950 yıllarını konu alan Meşrutiyetten Beyaz Devrime, Cenik Samsun'da Seçimler ve Siyaset adlı araştırmasını Samsun'un demokrasiye bağlılığının şifrelerini ortaya koyması bakımından ciddi bir çalışma olarak gördüm. Kitapta bizlerin de detaylarıyla bilmediği geçmişteki siyasi gelişmeler belgelere ve tanıklara dayandırılarak anlatılmış. İlginç notlar da var. 1930'da Ali Fethi Bey tarafından Atatürk'ün direktifiyle kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Samsun'daki il başkanlığına eski bir asker olan Aksi Sada gazetesi sahibi Şefik Avni'nin getirilmesi Cumhuriyet Halk Fırkası yöneticilerini telaşlandırmış. Dönemin CHF'li yöneticileri vapurla Samsun'a geleceği yayılan Ali Fethi Okyar'ın karaya çıkarılmaması için kayıkçı ve motorculardan senet almış. Bu 23 Eylül 1930 tarihli Samsun'da yayınlanan Son Posta gazetesinde çıkmış. SCF'li Belediye Başkanı Boşnakzade Ahmet Resai Bey'in ilk yerel seçimlerde CHP'ye karşı ezici çoğunlukla seçim kazanması, DP ile CHP arasında yaşanan kavgalar ve gazetecilerin birbirleriyle atışmaları. Dün Cenik Belediye Başkanı Osman Genç bu kitabı imzalayarak verdiği andan itibaren epeyce okudum. Bu akşam da Cenik Kültür Merkezi'nde kitabın tanıtımı yapılacak. Orada olmak istiyorum. Ayrıca böyle bir çalışmayı yapan Doçent Doktor Önder Duman'a ve bu önemli eserin Samsun'a kazandırılmasını sağlayan Başkan Osman Genç'e teşekkür ediyorum. Çünkü toplum hafızasını kaybettiğinde değerlerinden koparak devşiriliyor.